Sevgili yükselen teraziler, 15-21 Mart haftasına hoş geldiniz efendim. Evet, yükselen dedim, biliyorsunuz. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Evet sevgili yükselen teraziler, hafta başı Ay Koç burcunda, pazartesi salı öğleye kadar demek ki bütün odağınız ikili ilişkilerde. İşte varsa sevgiliniz, varsa evliliğiniz, iş ortaklıklarınız, ticari müşteriler, hiç fark etmez. İletişim yoğun, odağınız ikili ilişkilerde. Fakat orada zorlu bir açı olacak. Pazartesi öğlen itibariyle akşama kadar bir Ay Plüto karesi var. Bu da duygusal konularda, ikili ilişkilerde sizi biraz zorlayabilir, gerebilir. Ona biraz dikkat edelim. Sakin olalım lütfen. Salı öğlen itibariyle Ay Boğa burcuna, 8. evinize geçecek. Çarşamba, hatta perşembe gecesine kadar Ay Boğa'da 8. evinizde olacak. Demek ki hafta ortası gündeminiz para, finansal konular, işte aileyle ortak para trafiğiniz, eşinizle, ailenizle, varsa iş ortaklıklarınızda ortak hesaplar, belki de bazılarınızın bankalar, kredi kartları, nafaka, miras, tazminat, artık finansal konunuz her ne ise odağınız parada hafta ortası. Orada bir çarşamba sabahına dikkat edelim. Oldu mu? Çarşamba sabahı bir Ay-Uranüs kavuşum var. Bizi güdüsel yapar, fevri yapar. Ani çıkışlar, duygusal patlamalar. Tabii sizin özelinizde ayrıca finansal konularda yanlış kararlar verebilirsiniz. Bence çarşamba sabahı hiç para konularına bulaşmayın. Bir de sağlığınızda bir hassasiyet olabilir efendim. Cuma ve bütün hafta sonu Ay İkizler burcunda, 9. evde. Demek ki şöyle bir yaşamınızı gözden geçiriyorsunuz hafta sonu. Maneviyatınız, hayat felsefeniz, yaşam görüşünüz, bunlar ön plana çıkacak. Orada da Cuma akşamına dikkat etmemiz gerekiyor. Cuma akşamı Ay Mars kavuşumu var. Bu da bizi sinirli yapar ve bir taşkınlık getirir. Cuma akşamı sosyal ilişkilerimize dikkat edelim. Bir de ayrıca bazılarınız lütfen Cuma akşamı uzak akrabalık ilişkilerine, uzaklarda yaşayan tanıdıklarınıza, eşinizin akrabalarına vesaire, oradaki iletişime, gündemlere dikkat edin. Böyle mahkemelik konularınız varsa bir zorlanma, bir tatsızlık olabilir. Eğitim konularınız varsa bir sıkıntı. Yurt dışı bağlantılı gündemleriniz, yurt dışı bağlantılı ticaretleriniz, orada beklemediğiniz bir gelişme olabilir açıkçası. Evet efendim, şimdi bu ayın, daha doğrusu bu haftanın en önemli hadiselerinden biri de 20 Mart'ta Cumartesi günü itibariyle Güneş'in artık Koç burcuna giriş yapması sizlerin haritasında 7. evinize ve Venüs'te eşlik ediyor olacak. 7. ev neyi anlatır? Her türlü ikili ilişkiyi. Venüs orada zaten ilişki, aşk göstergesi, uyum göstergesi. Demek ki 20'si itibariyle odağınız tamamen ikili ilişkilere kayıyor. Evliyseniz evliliğiniz, aşk hayatınız varsa aşk, ticari ilişkiler, ortaklıklar, orası davaları da anlatır. Şimdi orada hem Güneş hem Venüs var. Demek ki cumartesi itibariyle bir ay boyunca odağınız ikili ilişkiler. Bazılarınız yeni ticari ortaklıklar kurabilir, bazılarınız yeni ilişkilere başlayabilir, halihazırdaki ilişkisini düzene koymaya çalışabilir. Değil mi? Yani bütün bunlar dikkat çekecektir. Belki de bazılarınızın söz, nişan, kına gibi gündemleri bile olabilir.